Açıkçası bu olaylar nasıl olacak merak ediyoruz ve bu sahne o modifiye parçalarının anında kurtulacak muhtemelen Mumblebee ve diğer karakterler. Optimus kurtulamayacak çünkü Optimus'un hani Bumblebee filminde gördüğümüz araç modu satıldı. O yüzden telif haklarına sahip. Hani o yüzden onu göremeyeceğiz. Anlıyorum. Evet, telif hakları ve o kısımlarla ilgili detaylar şu an çok elimde olan bilgiler değil. Öyle soruları genelde başka Transformers kanallarına sormanızı öneririm ben. Ki zaten telif haklarına. Bu figür şey diyebiliyorum, bu filmde Bumblebee'nin hani modifiye edilmemiş haline göreceğiz diyebiliyorum. Sızdırılan şey böyle araçlarda vardı ve ekstra olarak bu filmde Bumblebee ölecek diyorlar ve tekrar canlandırıp Beast Bumblebee gibi bir şey olacak diyorlar. Wasminator alt moduna sahip. Evet, sızdırılan senaryo bilgilerinde de vardı bu. Scourge tarafından öldürüleceği söyleniyordu. Ki zaten galiba filmde çok beklenmedik ölümlerle karşılaşacağız diyorlardı. Evet, belli olmuyor. Yani öldürüp diriltme olasılığı da var. Artık nasıl olacak ona bakacağız. Evet. Şahsen Bumblebee yani yeni bir önceki çıkan Bumblebee filmiyle beraber hakkında çok sayıda şey öğrenme fırsatımız oldu. Evet. Ki sanırsam ona göre bakacağız. 2018 zamanlarında bu Bumblebee filmini şey sanıyorlardı. Transformers 1'in eski hali falan. Birin öncesi halini sanıyorlar. De tabii ki de. Mesela bu Transformers Rise of the Beast'de birkaç kişi, yani gördüğüm birkaç kişi şey sanıyor. Transformers 6 sanıyor. Tabii bir tane teori var. O aslında belki tutarlı bir teori olabilir. Hani bildiğim bu Transformers Rise of the Beast'deki Scourge, Byverse'deki Optimus'un Unicron tarafından görevlendirildiği hali gibi bir şey diyorlardı sanırım. Evet, Unicron'un Optimus'u ele geçirip Scourge'ı yaptığı bir teori var. Yine evet. Sıdırılmış senaryo kısımları var. Artık bakacağız neler olacak, neler olmayacak. Mesela bir sahnede çok sayıda söylenti dolaşıyor. Biz de hangisi doğru hangisi yanlış tam bilemiyoruz. Bu konuda çok sayıda söylenti var. Dediğim gibi herhangi bir tanesine inanmayın direkt. Bu söylediğimiz evet. Şey komple yalan da olabilir. Ki bir de şey var. Bir tane sahne var. Çok komik bir sahne. Filmde olacak sanırım. Direkt Optimus Scourge'e araç moduyla direkt dalıyor böyle. Çok garip bir sahne. Görürsek biraz garip olabilir. Olabilir. Çekim sırasında olan bir sahne. Açıkçası bu sahnede olur mu olmaz mı bakacağız. Bilmiyorum. Bu sahneyi çıkartacaklarını sanmıyorum. Çünkü yüksek bütçeli bir sahne. Keza Scourge'ı çarptığı sırada Scourge'ı bir duvara çarptırıyor ve duvar parçalanıyor. Yine yüksek bütçeli bir sahne olmasını düşünüyorum. Ki bence yani yüksek bütçeli bir sahneden kurtulmazlar diye umuyorum. Umarım bu sahneyi görürüz. Havalı görünüyor çünkü. Bence kurtulabilirler çünkü mesela TLK'da şey vardı. Normalde Megatron ve diğer Decepticon ekipleri sanırım başka bir yani şehirde Otobotlara falan böyle havadan saldırı falan yapıyordu TLK'nın silinen sahnelerinde. Böyle oradan evet, Megatron ve Nitro Zeus bir hava saldırısı yapıyordu. Orada şu kasabada yapılan savaşta aslında kasabada yapılan savaş Michigan'da olacaktı. Evet. Crosshairs ve şey vardı. Hound ölecekti yani ikisinden biri. Mesela o sahnede de havadan böyle şey koymuşlardı. Toprak falan. Bir de bir araç o toprağa çarpmıştı. Korkmam mıydı hatırlamıyorum. Yani o da böyle yüksek bütçeli bir sahneydi ama onu kesmişlerdi. Evet. Çok fazla Autobot'un öldürülmesine dayanamadılar. Evet. Bir de şey olarak o sahneyi silmeye karar verdiler. Evet. Şahsen sonrasında Crosshairs ve Hound'un çok fazla rolü yok. Ben şey olarak diyorum hani az önce demiştin yani o sahneyi silmemeleri gerekiyor çok büyük yüksek bütçeli. Mesela bu sahneyi silmişlerdi. Belki o sahneyi bile silebilirler emin değilim. Evet. Yani gerçi şu konumuz çok Transformers The Last Night değil ama bildiğim bir şey var. Bu film öyle ya da böyle bir şekilde çıkacak. Ve çıktığında bolca silinmiş sahne olacak. Yine silinmiş sahnelerin halkla paylaşılsa çok iyi olacak çünkü halkın kafasında çok sayıda soru oluşuyor bu konularda. Herkese araç modları, alternatif modları ve bununla ilgili çok sayıda şey çıkıyor.
bunlara bir açık daha kavuşturmaları için silimi sahneleri de filmden sonra en kısa sürede paylaşsalar iyi olacak. Evet. Bir de bir şey diyeceğim. Bu filmde en çok böyle beklediğim sahne var mı? Hani görünmeyen ama beklediğin. Şimdi görünmeyen ama beklediğim ona bakacağız. Artık şu an film konusunda benim de bilgim çok kısıtlı. Ne olacak, ne bekliyorum. Yani bir kere maksimumlar ve platikonları görmek istiyorum. Göreceğiz zaten. Bir de benim hani beklediğim tek şey var. Mesela Mirage bir sahnede sanırım polislerden kaçıyor diye biliyorum. O sahnede hani Mirage normalde şey görünmez olabiliyor ya. Hani öyle evet, biliyorum. Mirage'ın gizlilik kamuflaj teknolojisi vardı. Yine War for Cybertron'daki şey. Şeyde evet. Ben şey bekliyorum açıkçası mesela. Hologram oluşturup 3 tane Mirage yapabilir kendine. Biri gerçek falan. Ama böyle biraz uçuk bir şey olabilir. Ama bence yapısı hoş olabilir. Bilmiyorum. O War for Cybertron'da var. Detayları bilmiyoruz. Ona bakacağız yine. Konsept tasarımlar. Yani şu anda incelediğimiz figürler ve tasarımları ile ilgili çok sayıda söylenti var. Mesela böyle basit figürlerin Bumblebee filminde de çıkmıştı bu böyle figürler. Ve onlar arasında Barricade de vardı mesela. Mesela Barricade halbuki Bumblebee filminde hiç Hot Rod vardı. Hot Rod vardı. Megatron vardı. Blitzwing'in Megatron şeyi vardı. Iron Knight vardı. Soundwave falan vardı. Ki zaten Iron Knight'la Ratchet'ı görebiliriz bu filmde. Çok az da olsa. Decepticonları da görebiliriz. Evet. Iron Knight ile ilgili bilgilere bakacağız nasıl olacak. Artı bir kere kesim var. O çekimlerdeki motosikletin artı dışında başka birisi olması pek mümkün değil gibi görünüyor. Lakin orada çekimler arasında bir tane tozlu paslı bir karavan vardı. O Wheeljack. Evet Wheeljack. Ben ilk başta onu Iron Knight sanmıştım. Çünkü Generation 1'den bir çeşit karavana dönüşüyordu Iron Knight. Onun Iron Knight olmasını bekliyordum. Lakin Wheeljack çıktı. Açıkçası onun Wheeljack olması beni üzdü yani. Ben onun başka bir arabaya dönüşmesini umuyordum. Aslında buna çok saçmalık yani diyemeyiz. Yani o beni üzdü. Yani Mirage araç modu Jazz olmalıydı normalde. Ama nedense Mirage oldu o araç modu. Evet onu ben de ilk başta Jazz sanmıştım. Lakin sonrasında Mirage olduğunu fark ettim. Mavi çizgileri tanıdık gelmiştim. Onun açıkçası yani Mirage'i bir çeşit Porsche'ye çevirmeleri güzel oldu. Yani oraya iyi bağladılar. Yani bence o güzel olabilir açıkçası. Evet. Yine Mirage de Jazz ölçülerinde böyle 15 fitlik bir robot olacak diye düşünüyorum. Ama bakacağız. Evet. Yani figürlerin tasarımı Baywatch'tekinden çok farklı şu an. Jazz filminde olmayacak diye düşünüyorum. Yani yine Bumblebee filminde yoktu ama yeniden ekleme kısımları olabilir. Mirage de yoktu ama geldi sonuçta. Yani Optimus mesela Bumblebee filminin başında galaksinin dört bir yanına dağılmış otobotlar vardı diyordu. Evet. Yani bu da sonsuz olasılık demek. Yani çok sayıda karakter gelebilir. Yani Cybertron'da olup olmaması şart değil aslında. Evet. Yani Jazz da gelebilir daha sonralarında. Sonra ne gelebilir? Ama umarım bu seriyi Baywatch gibi batırmazlar. Olabilir. Zaten Optimus'u ilk lider olarak göreceğiz diyorlardı Paramount. Yani... Evet ona da bir açıklık getirirler umarım. Evet o zaman bu videomuz bu kadar olsun değil mi? Evet, konuşacaklarımız bu kadar. Dediğim gibi Riot Auto Beast hakkında kısıtlı bir bilgimiz vardı. Bildiklerimizi ve bilmediklerimizi açıkçası dile getirdiğimiz bir video oldu. Tekrardan beni ağırladığı için Transformers The Last Stand'e çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Bu videonun devamında hangi kişi olsun onu yorumlara yazmayı unutmayın. Geldiğin için teşekkürler. Lafım olur, ben teşekkür ederim. Kanalını aşağıya koyacağım tabii ki de, bir de etiketleyeceğim. İzlemek isteyenler olursa diye. O zaman abone olup like atmayı unutmayın ve hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.